Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulunan muhim haberlerine huzurunuza sunuş getirişimiz. Kıymetli izleyiciler, ekranımızda bulsun. Amerika parlament azaları Intel ve Nvidia şirketinin Uygur meselesine sürüştü kıldı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilmişçe, Amerika parlament azaları Intel şirketi ve Nvidia şirketine mektup evetip, ilgar özelliklerini sitişke alakadar tığımı köp uçurlarına sürüştü kılgan. Bildirilmişçe, Xitay bu ilgar kompüter özelliklerini Şerqi Türkistan halkını ken külemlik nazaret kılışka ve insani hukuk depsençilikideki kılmışlarına işletken dep kargan. Mektupne Demokratçılar Partiyasının Avan Palata azası Jim McGovern ve Cumhuriyetçiler Partiyasının Kenaş Palata azası Marco Rubio katarlıklar yazgan. Mektupta, Xitay'nın ötken 3 yılda hesaplaş iktidarı bilen çoğun sağlık malumatlarını ananvi küslük teknikisi bilen birleştiriş arkalık, ken külemlik nazaret kiliş, lagırgı sulaş ve mecburi emgek siyaseti yürgüzgelliki köplügen paketler arkalık ispatlandı. Xitay'nın bastırış siyaseti milyonluğun Şarkı Türkistan halkının normal hayat keçirişine tesir körsetti deyilgen. New York Vakit gizitinin 6. aydaki bir haberde, Ürümçi Bulut hesaplaş merkezide hesaplaş sürüte dünyada 6. Katar'da turduğun ilgar kompüterlerinin köpügelliki. Xitay'nın bu kompüterler arkalık Şarkı Türkistan'daki sansızlığan kişilerine nazaret kılıp atkalıkını. Bu kompüterlerinin özelliklerini Intel ve Nvidia şirketinin təmilgeliği körsüp ötülgen. Bildirilişçe parlament azaları mektupta bu işki şirketinin Xitay'daki sorduğusuna ait nurgun suallarını sorgan. Cümleden onların teknikisinin Xitay bexatelik tarmaklarının nazaret kılış faaliyetlerine kollaşka işletilgen işletilmeyelike. Onların bununla karşı tedbir kullanan kullanmağallıkı sürüştü kılıngan. Şundakla bu iki şirketinin Amerika kar çizimike kirgüzgen Xitay şirketlerinin mehsulat ve mulazimet bilen teminlavat kallıqıdın haberdar ya ki haberdar emesiketil kılıngan. Şarkı Türkistanlı Kazak ayal Nurziye Akan'dan Kazakistan'a kirişige ruhsat berildi. Kırım Xəbər Agentliğinin bugünkü xəbərdə bildirilişçe, Kazakistan hükümeti tərəfindən Dubayga qaytırıb ötilgən və Xitayğa qaytırılış xəvpiga duş gəlgən Şarkı Türkistanlı Kazak ayal Nurziye Akan qaytidən Kazakistan'a kirgizilgən. Ma'lum bo'lishicha bir qism faoliyatchilarning kuch chiqarish natijasida Nurziya Aqan qaytidan Almota shahriga qaytib borgan bo'lib, Qozog'iston hukumatı uning Qozog'istonga kirishiga ruxsat berib, siyosiy panohlik talabini qabul qilgan. Nurziya Aqan Xitoyning bastiruv siyosatlaridan qochib, qonunliq sayohat vizasi bilan Almota shahriga yetib borgan bo'lsa-mu, ammo 8 dekabr Qozog'iston doiralari tomonidan Qozog'istonga kirgizilmay, kelgan yo'li bo'yicha Dubayga qaytirib o'tilgan va taratqularda kuchli g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Huawei'nin Uygurlarını nazaret kılış sistemisinin teknika ve üsküne bilen təminligeliği aşkarlandı. Amerika Tetkikat Oru'nun en yeni dokulatıda körsülükçe, Huawei şirketinin Xitay'nın Uygurlarına karatkan nazaret kılış sistemilik bastırış siyasetine şerif bulgalıqı aşkarlangan. Amerika'daki videoluk közüldüş tətqiqat orqini APVM elan kılgan en yeni dokulatta körsülükçe, Huawei şirketi 2018 yıldan başlap Xitay'daki en çoğun çıray tunuş teknikisi şirketi Mugwi bilen hemkarlaşıp, kişilerinin yeşini, cinsini ve milletini təşürelediğen közüldüş sistemisini tətqiq kılgan. Bildirilişçe mezkur tətqiqat orqini Huawei şirketinin organ torbitidin Mugwi şirketi bilen tüzgen plan türünü baykagan. Bu hüccetlerde Huawei'nin nazaret kılış sistemisi tətqiqatını üskünen ve tekniki bilen təminligelike körsülük. Washington Post gazetesi ve APVM Huawei şirketinin bu hafta düşünce berişini talep kılgandan keyin uzun ötmeyle Huawei şirketi bu hüccetini torbetinden öçürüp etken. Şundaqtımı Huawei ve Mugwi şirketi hüccetinin rastlıkını itiraf kılgan bulup, bugün etigen Huawei şirketinin bayanatçısı Gilen Shilos bu hafta ifade bildirip, bu tetkikatının pekat sınav ikerlikini, emeli işletilmeyerlikini, bu hıl sisteminin milletlerinin paraketiş için lahilenmeyerlikini etkan. Washington Post gazetesinin bu haftaki haberge asaslanganda, kişilik hukuk faaliyetçilere yakınki yılların buyan bu hıl çıray tunuş teknikisinin Xitay sahşi tarmakları için nahayet mühim rol oynayıp kelgenlikini bildirişken. Bu hıhtım aşkarlangan hüccet Xitay'nın en çoğun şirketlerinin biri bolgan Huawei'nin teknika ve ul eslehelerini bu süni idrak kamerasının tetkikati için işletkenlikini ispatlap bergen. Avrupa İttifakı Magnitski kanununa yolu koymakçı. Germaniya Dulkulleri Radyosu'nun 7. dekabrdaki haberge asaslanganda 7. dekabr Avrupa İttifakı Taşkı İşler Ministerliği içki yığın çakırıp, Avrupa İttifakı'nın yeni kişilik hukuk tüzümü süpüte de
Magnitski qonunni yo'lga qo'yish to'g'riliq qaror qabul qilgan. Mazkur qarorning ruhiga binoan kishilik huquq dafsanchiligi bilan aloqador bo'lgan shaxslar, shirkatlar, tashkilotlar dunyoning narida bo'lishdan qat'iy nazar mol-mulkini to'ngiltish, Yevropaga sayohat qilishni cheklash qatorliq jazolarga uchraydi ekan. Xabarga asoslanganda Yevropa ittifoqida Magnitski qonunni yo'lga qo'yish plani oz deganda 2 yillik talash tortishni boshdan kechirgan. Mazkur qonunning asosiy nishoni navbatda Xitoy, Rossiya, Belarusiya ve Türkiye bulup kalgallıkı üçün Avrupa İttifakı'nın taşkı işlem ministerlikide fikir birliki şekillendiriş kıyana tohtuğan. Hazır Avrupa İttifakı'nın ministerler kengişiye rehberlik kılıvatkan Germaniye Federatif Cumhuriyetçilerinin taşkı işlem ministeri Hayko Maas bu vaxta tohtulup mundak digen. Kıyan kıstak, adam etkisçiliki ve kişili hukuk depsençilikide mesuliyeti bulup cezaga uçurma kelgeller emdi Avrupa bazarlarına halıganca kirip çıkalmaydı. Yevropa parlamentining a'zosi, Yevropa Xitoy munosabatlari komitetining raisi Rayan Xar Butikofer bu jazo tadbirini oldi bilan Xitoyning Xinjiang o'lkasidagi kompartiya rahbari Chin Chuanguoga qo'llanish lozim. Uning uyg'urlarga rahimsizlarcha bostirishda mas'uliyati bor degan. Rayan Xar Butikofer dushanba parlamentda qilgan so'zida yana bir qurol faqat ishlatilgandila ondan uning qimmati namoyandi bo'ladi. Bizning bu yangi kishilik huquq qurolimiz qachon ishlatildi? Bunun çoğum iniq bir cevabı buluş lazım. En yakışısı darhal işiltiş gerek digerlerine tılık algan. Dünya Uyghur Kurultu'nun muavin reisi Parhat Muhammedi Efendi bu akta tohtalganda Uyghurlarına bastırıştan mesuliyeti bulgan Xitay emeldarlarının mezkur kanun bu içe tezin cezaga uçurişini ümit kıldıgallıkını bildirdi. Bırak Avrupa İttifakı'nın yeni kişiliği hukuk kuralı bulgan Magnitski kanununun resmi yolga koyuluş üçün 2021 yılının dastlabki peslede parlamentinin tasdikidan ötüşü lazım iken. Avrupa İttifakı'na aza 27 devletin hepsi koşulgandılar andın küşkü ige bulduken. Bu kanunun dastlabki müddeti 3 yıl kılıp verilgen bulup, parlamentinin tasdiki bilen onun müddeti uzartıldıken. Xitay yukarı derecelik emeldarlarının cezalanışına karata Amerika'ya tehdit saldı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe, Amerika Xitay'nın yukarı derecelik 14 emeldarını kara tizimlikke kirgizgenden kiyin, Xitay çoğum güçlü karşı tedbir kolonimiz deyip Amerika'ya tehdit salgan. Haberde kayıt kılınışça, Amerika Taşkı İşlem Ministerliği Xitay Memleketli Halk Kurultu'yla yukarı derecelik 14 emeldarına ceza yürgüzgenlikine cekarlıgandan kiyin, Xitay Taşkı İşlem Ministerliği'nin bayanatçısı Hu Chunying bayanat elan kılıp, Amerika'nın bu hareketi kişinin bizar kıldığan ve aklıge sığmaydığan harekette bilgilegan hem de çoğum karşı tedbir kolonip, özünün ilgili hukuki, bihatelik ve terakkiyat menfaatini kodaydıgallıkını bildirgen. Xitay Taşkı İşlem Ministerliği'nin organ toru haberge asaslanganda, Xitay Muavin Taşkı İşlem Ministeri Zheng Zhuguang, Seyşembe Amerika'nın Xitay'da turuşluk baş elçihansının vakitlik vekili Robert Ford'ını çakırıp, Amerika'nın bu kararına narazılığını bildirip, Amerika'nın bu harekete halkara münasibetlik asasi kaidesiyle eğir derecede kılıp. Xitay Amerika münasibetiyle eğir buzgunçuluk kılgallık, Amerika'nın harekete kişini gazeplendirdi diyen. Ma'lum bo'lishicha Xitoy Kompartiyasi kontrol qilgan Hong Kong qonun kengashining 4 demokratik a'zosi Xitoy mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komitetining qarori bilan vazifadan qaldirilgan. Xitoyning bu yo'lsiz qilmishidan keyin Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo bayonot e'lon qilib, Xitoy mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komitetining 14 muavin raisiga jazo yurgizilganligini e'lon qilgan. Amerika, Avstraliya, Kanada, Yangi Zelandiya va Angliya qatorli davlatlarining tashqi ishlar ministri birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyning demokratiyani yaqinlaydigan 4 amaldorini vazifasidan qaldirganligini qattiq tanqid qilgan. Avustralya parlamenti Xitoyning bismiga qarshi yangi qonun ma'qulladi. Amerika Ovozining xabarida bildirilishicha, Avustralya parlamenti 8-dekabr yangi qonun loyihasini ma'qullab, federativ hukumatiga tuvan darajalik hukumatlar bilan chat al hukumatlari o'tirishidagi kelishimlarni nazorat qilish huquqi bergan. Bu qonunga asosan federativ hukumatı Avustraliyaning diplomatik nishoniga zid keladigan kelishimlarni bekor qila oladi ekan. Xabarda bildirilishicha, Növete Avustralya Xitay'nın 3 ilişiğe duç kilovatkan bulup, Avustralya hükümetinin mezkur kanun lahiyesi Xitay'a karıştırış üçün çıkırılgan zor karar iken. Mezkur taşkı münasibet kanunu'na asasen, Avustralya Baş Ministeri Morrison İştad hükümetleri, rayonluk hükümetler ve hükümet üniversitelerinin çat el hükümetleri bilen tüzgen kilişimlerini teşürüş ve bekar kılışka hukukluk iken. Avustralya'nın ikinci çoğun iştahatı bolgan Victoria iştahatı bilen Xitay utturusunda tüzülgen bir belvaq bir yol soda kilişimi hükümetten teşürüşüge uçuraydıken. Növete teşürüş tizilmekiye kirgüzülgen kilişim namiler 135 bulup 30 neçi devletke çetişik iken. Yeni kanun lahiyesi de Avustralya'nın
Taşkı İşler Ministri Maris Payin'nin alakadar taşkı siyaset kilişimlerine teşhürüş ve birtirap kılıçka bivasite mesul bulduğalıkla görsülgen. Maris Payin Taşkı İşler Ministerliğinin halkaralık kilişimlerine teşhürüş üçün alahide organ kurup çıkıdığalıkını bildirgen. Mälim bolışça yeni kanun federatif hükümetinin hukukunu küçeytidigan bolup, başka devletlerinin bulupma Xitayının Avustraliyadaki ul esleha, suda hemkarlık, sayahat, medeniyet hemkarlığı, ilimpen, sağlamlık ve mağrib katarlık sahalarındaki faaliyetlerine tesir görsülgen. Xəbərdə məzkur yeni qanunun əsaslıq nişanı Xi Jinpingin bivasitə planlanğan bir bəlvaq bir yol sodu planı ikiləkə qeyd qılınğan. Türkiyədə bir gün içində Xitay virusu bilan yuqumlanğanlar 33 mindən aşdı. 8-ci dekabr Türkiyə Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca bir gün içində Xitay virusu bilan yuqumlanğuçularının 33198-gə yetkənligini elan qıldı. Səhiyyə Ministrinin məlumatına əsaslanğanda Türkiyədə Xitay virusu bilan yuqumlandı deb guman qılınğan 201219 kişi təşhirülüş arqalıq yeniden 33198 kişinin yuqumlanğanlığı aniqlanğan. 6593 kişi doktorxanada bolup, bir gün içinde yana 211 kişi qaza qılıp, 5245 kişinin salamatligi əsirge kelgen. Türkiye'de Xitay virusu başlangandan beri salametliğe eski kelgeller növette cem'i 241515'ke. Kaza kılgallar 15314'ke. Kesli eğir bimarlar 5882'ye yetken. Fahrettin Koca yana kesli eğir bimarlarının küpeş nispeti tez ölümügen bolsumu yanıla 6000'ı yetkenlikine. Adem köp caylardan yarak duruş ve çeklimlerge boysunuş kerehlikine taktildi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.